Kaptan Tsubasa 3, Kouten Ocho sende 7. bölüm. Rio Cup finalinde São Paulo Flamengo karşısında. Hemen şurada bir takım verimlerimizi bir bakalım. Orada yorumlarınızı okuyacağım ama... Evet, Tsubasa... Oldukça etkili. 35'lerde falan. Şut gücü. Vole kafa yani. Maçta Gil de etkili olabilir. Evet, yorumlarınızı okuyalım arkadaşlar. Bir kardeşimiz bu maçı bekliyordum, bakalım neler yaptın demiş. CT3 bittiğinde 4 ve 5 oynayacak mısın? Güzel soru. CT3 bittiğinde maalesef 4 ve 5'i oynayamayacağım. Çünkü CT4 ile alakalı hiçbir şekilde Türkçe rehber falan dışında bir şey yok. Yani ara sahneler yok, bilgi ekranları yok ve hani anlamadan oynamak da istemiyorum. Yine aynı arkadaş CT3'te enerjiler o kadar düşürmüşler ki ayrı olmalı. Gerçi haklı olarak bir sistem etmiş. Doğrudur. Bir kardeşimiz şansın olmasa kazanamazdın abi demiş. Yani şansımız olmasaydı hani buraya bırak kazanmayı buraya bile gelemezdik. O ayrı husus yani buraya kadar kazanamazdık. Aferin aferin beni iyi izlemişsin. Valla bırak başkasını izlemeyi. Hani benim kendimi aynada izlemeye vaktim yok. Abi sana bir soru soracağım. Senin düşünceni merak ediyorum. Sence World Youth'ta Suudi Arabistan yerine Çin olsaydı Shoshunko sakat olmasaydı gruptan çıkabilir miydi? Bak çok güzel bir soru. Kalbi koyalım. Çıkardı çünkü Shoshunko hem defansa hem ofansa oldukça eskili bir oyuncu ve Çin zaten Shou'dan ibaret değil. He Shou var, Go var, Chumei var. Ayrıca Shoshunko hem Çin genç takımında oynuyor hem milli takımda oynuyor. Yani başka hiçbir oyuncuda olmayan bir özellik şu. World Youth'ta. Kaptan Tsubasa Rüya takımını tsubasatürkiye.com'dan izleyebilirsin. İşte anime siteleri var, istersen oradan izleyebilirsin. Güzel video izlemiş. Abi 4'e bir şey oynar mısın? Onu cevapladım zaten. Yere de çok mantıklı bir yorum atmamışlar zaten muhteremler. Evet. Şimdi rakibimizde 10 numarada Santana var. 6 numara Santa Maria, 2 numara getiriliyor. Tipik şey taktiği ama bu maçta biraz daha sanırım Santana ağırlıkta olacak. Hiç önce onu tutsun. Bir bu sistemi deneyeceğiz bakalım. Ama dur. Takımı kontradan çıkarmam lazım. Press oynasınlar. Düşündüğüm gibi finalde Flamengo çıktı. Başta Carlos, tüm takım São Paulo'yu yenmek için yarıp tutuşuyor. En ufak bir hata ölümcül olabilir. Hepiniz çok dikkat ederek oynayın. Maça başlayalım. Evet, kritik bir maç. Kötü olan kazansın. Keşke Palmeiras ya da Santos'tan biri gelseydi ya. Sürekli Flamengo, Flamengo. Çok şey gelmiyor bana. Bu nereden geldi? Oğlum yoksun sen orada ya. Aha Carlos. Alır bu. Babayı alır. Bir dakika abi ya. Oğlum ben nereye attım? 7 numara şurada değil miydi lan ben pas attığımda? Aklımı çadıracağım ya. Son ya lan bunlar. Neyse en azından iki oyuncusunu arkada bıraktık. Rio Cup'tan farklı olarak Santa Maria herhalde çok etkili oynamayacak çünkü göremedim şu ana kadar. Şu dakikadan sonra da göreceğimi çok sanmıyorum. Bir avuça da. Çıkma oğlum, çıkma yavrum, çıkma çocuğum.
Lan direkt ya. Bir Allah'ın kulu yok mu orada vursun şu topa. Kaleci. Kaleci düştü de. Bizim enerjiler de düştü. Evet. Rio Cup finalinde. Ataktayız. Hakan burada olsaydı espri pat atmıştı. Gol geliyor. Güzel bir gol. İle öne geçtik. Keşke bak bu takımın müziği farklı olsaymış ya. İkinci oyundaki Flamengo müziği efsane mesela. O adam tutun şu adamı lan. Santana'ya gidiyor. Oğlum biriniz şu topa dokunsun, Allah için dokunsun. Ne yapıyorsunuz siz? Ne biçim oynuyorsunuz ya? Delikanlı gibi oynayın lan. Rio kupasını vermeyeceğim. Haydi. Miraj şut. Carlos'tan miraj şut. Anlaşıldı. Bunda gol gölesi haline geçecek. Oğlum çıkar şu topu be. Hadi. Benim topumu direkten döner, adamınki dönmez. İşte bu oyun da böyle bir oyun yani. Böyle delikanlı bir oyun. Rio kupasını vermeyeceksin koçum. Biz onu kendi ellerimizle, bileğimizin hakkıyla alacağız yani. Pas atarken biraz daha dikkat düşünmem lazım. Bak geliyor. Allah'ım fakiri. Pozisyon fakiri. Şimdiye kadar sadece bir pozisyon yakaladı. Bu limanında sürekli Ishizaki gibi sırıtması canımı sıkıyor ya. Sanki her an böyle bir aksilik olacak da onun peşinden koşacakmışız gibi hissediyorum ya. Nerede o? Platao boşta. Ama dediğim gibi ya, şurada bir Palmeiras'ı görmek isterdim. Rio Cup finalinde. Yani böyle değişik paslar atamam şu an. Ya, pas hatası olmadığı sürece ve ataklarınızı doğru yönlendirdiğiniz sürece maçı vermiyorsunuz. Ama işte o pas hatası yapmaya başladığınız an rakip bunu çok iyi değerlendiriyor. İşte bak topu kapma. Yani bunun üzerine de bu acayip bir ironidir yani. Ha bak bu kadar konuştuk. Topu kaptırdık. Harbi ironidir bu yani. Oğlum yumak gibisiniz. Çıkın şuradan ha. Hanım tusu. Tusu kaparsa bizim açımızdan çok iyi olur. Çalıma giriyor bak. Yiğidim, seni tanımak isterim. Allah, tanımasam da olur bu iş. Kim lan bu? Santa Maria. Oyuncuların tipleri de bir acayip ya. Allah getiriyor mu lan bu? Yani, yok bu Santa Maria'ymış. Çıkar bunu koçum. Allah için çıkar be. Aha direkt. Of. Çok fena. Kötü oldu bu ya. Neyse pes etmeyeceğiz. Bu
Ulan o kadar dedik ki pas hatası yapmıyoruz memnunum. Çat diye çıktı aldı topu ya. Güzergahta da değil yeri. Çok alakasız yerden alakasız adamlar topu almaya çalışıyor. Şimdi 2 numara çıkarsa sağlam bir okkalı bir cümle yiyecek benden. Çıkmadı. Vur koçum. Kara bahtım kör talihim işte. Ne bekleyeceksin yani? Yani maçı kazanması için rakibin her şeyi yapıyor yani oyun. Sinek gibi oynanı. Bah anasını. Yedi enerjimi hıyarası. Şöyle yapalım. Yani benim hiçbir şutum direkt girmiyor ha. Hep direkt. Şuradan bir penaltı kapsak süper olur ama. Koyarsa Santana'ya koyabilir. O da bir ihtimal geliyor. Dokunamadı tamam. Üçüncü kez voley deniyoruz. Aynı pozisyon içinde. Biri direkten döndü, biri şeyden döndü. Al işte birinde kaleci yakaladı. Bu adam nasıl gol atsın? Vallahi çupamo gibi oğlum orası. Tuzluğu defteri katsak. Direkt şey yapacağız. Biraz risk alacağım. Tamam anladık. Gol atarsa bizim için en azından bir umut yani. Yapma be. Evet. Vur gitsin madem ne yapayım. Enerji kalmadı valla. İkinci yarı ne yapacağım ben? Gol geldi de geç geldi babacım ya. Adamınki lap lap giriyor bizimki. Bizimkiler lap lap giriyor bizimkiler var ya habire direk habire direk. Gol mor. Bakalım. Aha. Klon drip. Bazen counter falan vurabiliyor. Of oy. İyi oldu başar. Arada tat sert olur. Hocam. Sen de çabucak bitir. İlk yarı böyle biterse. Bu adamlarda yıldızı bitmiyor ki abi. Sen pahalıda ne kadar cimriymiş hiç. Yıldız oyuncu transfer etmemiş. Sen dur, enerjini harcama. Nefesini boşa tüketme, ayağını da dinlendir biraz. Bir faul daha. Hocam
Hocam bitir gari. Lan eskiden bu adam toplara dokunurdu ya. Hani o bile bir şeydir yani, değil mi? Vurdurma da otur. Fake attı. Oh no. Pas attı. Hocam geçti bak, çok geçti. Bir daha fake. Neyse biz aldık. Şimdi ben vururum bitirir. Şu ana kadar gol duelisi şeklinde geçiyor maç. Ama işte biliyorum yani. Bu hakemler hiç bizden yana değil abi. İkinci yarıda enerjilerimize bakalım. Hiç artmamış hiç. Ya, tusuyu sadece gol için kullanacağız. Şimdi Flamengo başlıyor. Dikkatli olmamız lazım. İkinci oyundan farklı olarak yine sadece Santana oynuyor. Santamaro çok fazla müdahale olmuyor. Getulio hiç şu ana kadar müdahale olmadı. Aferin. Çok iyi. Ve Santana sadece gole yönelik oynuyor. Pas olayları beni deli ediyor ya. Şunu hiç sevmiyorum ama yapmadan da olmuyor. Şimdi ben ne yapayım birader? Ben küfür mü edeyim? Ben ağzımı mı bozayım? Ben ne yapayım ya? Adam arkada o kadar dikkat ediyoruz. Lan o kadar arkadasın sen. Senin ne işin var orada ya? Herifin arkada da gözü var. Alıyor hop hop. Dalıyor. Gel lan delikanlı, sen meydana gel gel. Gel ulan. Yapma be. Ulan bu da şamar olan olmuş bu oyunda ya. Hiç. Al işte adamlar leblebi gibi şut çekiyorlar. Direkler kurtarıyor bizi Allah'ım. Vallahi direkler kurtarıyor. Yürü oğlum yürü bak. Nasıl koşuyor ya? Şimdi buradan adam çıkarsa var ya. Hani hakikaten sinir bozucu. Yani Tsubasa 2'de de var bu. Yok değil. Ama hani bir iki maçta olur. Level farkının çok uçuk olduğu maçlarda olur. Onun dışında olmaz. Şimdi burada ciddi anlamda çok büyük problem var. Kimdir? Şurada bir penaltı kazanırsak her şey topu kazanmaya bakar onun sonrasında. Ya bu yüzden bu maçlar ızdırap yani. Gerçekten ızdırap gibi geliyor. Keyif almıyorsun. Gel koçum sana da bir çalım. Oh yeah. Hadi çak, hadi gol, hadi gol. Ve gol geliyor. Evet, güzel bir gol attık. Şu ana kadar maç gerçekten hop oturup hop kaldırdı. Tusu pert. Tusu pert şu dakikadan sonra. Artık biraz daha Bovington'la oyun kuruculuk yaparız. Pas falan dağıtırız. Gille belki bir ihtimal. Bir gol atarız diyeceğim de yok.
Çok ezber oynuyorlar ya. Dalın bakayım hadi. Şurada bir top kapma var ya. Ömre bedel olabilir yani. Tüm takımı çalınmayacak, anlaşılan o. Penaltı olsun lan, belki kurtarırız. Yeah. Olur mu? Ne olacak kardeşim? Hey yavrum. Aha! Sinirlendi. Sen sinirlensen ne olur lan? Adam her türlü gol yedi ya. Maçta 6 gol var. Gol yöresi şeklinde geçen maçı. Bakalım kim kazanacak? Rio Cup finali. Allah, tu süpert, tu süpert. Hapıyorduk ya. Hep sağdan gidiyoruz, biraz soldan gidelim hadi. Yaptılarsa o teraneden 2-3 tane top kaybettik yani. Adam orada olmadığı halde çıktı orada, hop. Yani pas atarken oyuncuların yeri mi değişiyor acaba? Ne dersiniz acaba? Hadi bakalım. Kapatıyorlar. Yalnız Santana Tsubasa'yı bu maç madar etti be. Yani iki kere çalım attı. Bu da çok saçma mesela. Getüli o topu kapması lazım. Nereden pas atsak bu adama? Çok fena sıkıştırıyorlar. İnanılmaz bir markaj söz konusu. Şuradan şuraya atalım. Haydi koçum. Biz de maçlar kazandık. Bu gol atacağız. Ondan sonra da gerilim gerilim üzerine. Çak bakayım hadi. Son dakikalara gelirken San Paolo 30 basayla vole vuruyor. Langini mi direkt, yeter be. Hah. Aferin Gil. Gol geliyor. Bir kez daha San Paolo öne geçiyor. Evet, gerilim başladı. Bir dakika. Şunu yapalım, bindirmeyi yapalım. Tamam. Sen bir şey yapma, bekle. Kaleye gider, kaleye gitmesi için yeterli bir süre ama şut vurur mu ondan emin değilim. Şurada bir foul mol olsa tam işime gelir. Sen vur, sen bekle. Lan belki orada pas kes yapsaydım. Bir ihtimal counter şut görebilirdik. Of. Oh.
Direkt ve top patladı. Of. Güzel. Amaral nereye gitmiş? Allah'ım yarabbim. Evet. Son dakikalar ve maçı bitiyor. Maç bitti. Başardık. Zafer. Flamengo yenildi. São Paulo FC için Victoria 2. Kaybettim Tsubasa. Zaferin için tebrikler. Carlos. Ancak Cyclone çift taraflı bıçak gibi. Bu şekilde kullanmaya devam edecek olursan kendine büyük zarar vereceksin. Demek sen de fark ettin. Evet, dikkatli ol. Teşekkürler. Cyclone. Ben durdum. Oha Müller. Şuraya save yapalım. Japonya-Hollanda maç öncesi. Teşekkürler. Herkes dinlesin. Sizler Japon genç takımı temsilcileri olarak 2 ay sonraki Universal Youth'a katılacaksınız. Universal ne? Universal? Bu ahmak değil mi? Universal Cup gizli dünya kupası denilen bir turnuvadır. Bu defa ilk kez gençler turnuvası denilen şekilde gerçekleştirmesine karar verildi. Tıpkı World Youth gibi Almanya, Fransa gibi güçlü takımlar da katılacaklardır. Bunun öncesinde hazırlık karşılaşmanın üstesinden gelmemiz gerekiyor. Ve bir şey daha. Sizler bu turnuvada şampiyon olursanız Japonya'yı profesyonel futbola taşıyacak büyük bir güç olabilirsiniz. Pro? Aynen. Er ya da geç sizlerin de profesyonel olarak aktiflik göstereceğiniz zaman gelecek. Pekala. Başaracağız. Öncelikle hedef hiç kayıpsız hazırlık maçları. Evet. Elinizden geleni yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Aa, Matsuyama. Yalin demek. İngiltere'deki çalışmanın sonuçlarını görelim. Ne oldu? Seni rahatsız eden bir şey mi var? Hayır. Yok bir şey. Pekala. Hadi çocuklar. Evet. Rio Cup finaliyle birlikte yani lig maçları bitti artık. Turnuva maçları var. Burada hemen bir kadromuza bakalım. Kimler var, kimler yok? Morisaki, Soda, Jito, Ishizaki. Bu numara sanırım. Bakayım. Takasugi olabilir. Sawada. Tachibana kardeşler. Nitta, Matsuyama, Sorimachi. Sano var. Yumushigi var. Müzik de sadece bir hareket var. Fena değil lan Morisaki aslında. Ben ne diyorum? Evet dostlar, bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.